Herkese merhaba arkadaşlar. RPG Maker Meow programının ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda yeni harita oluşturmayı, yeni karakter oluşturmayı, karakter üretmeyi anlatacağız. İlk önce haritamızdan başlayalım. Yeni bir harita oluşturmak için sol tarafta A, B, C, R alanlarının region'ı değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirelim. Yepa. Evet. Sol tarafta oyun projemizin ismine sağ tıklıyoruz ve New diyoruz. Önümüze bir sayfa geliyor. Bu sayfa üzerinde harita ayarlarını yapabiliyoruz. İlk başta genel ayarlar kısmında, isim kısmında haritamızın ismini yazıyoruz. Haritamızın adı ne olsun? Sahil kasabası olsun. Display name dediği haritaya geçtiğimiz zaman oyunun ekranında gözüken isim. Yine aynı şekilde sahil kasabası diyorum. Tile set dediği kullanılacak grafikler, görseller, overworld dış dünya, outside dış mekanlar, böyle yani ormanlık ama daha böyle gezilebilecek, overworld dünya geneli, büyük bir harita yaptığımızda, büyük çaplı bir oyun yaptığımızda, büyük bir haritanın karakterimizin ilerleyişini göstermek için kullanıyoruz. Outside böyle bir kasaba mekanında, kale mekanında veya bir şehir mekanında gezerken kullandığımız görseller. Inside iç mekan, böyle bir evin içerisine veya bir binanın içerisine girdiğimizde, dungeon'da zindan, mağara gibi yerlere girdiğimizde kullandıklarımız. Outside'ı seçiyorum. Width, height, karesel, genişlik ve yükseklik 20'ye 20 diyorum. Loop ne olup da kalabilir? Enchantment Steps'i oynamaya gerek yok. Autoplay, BGM, müzik. Buradan müzik seçimi yapabiliyoruz. Şöyle bir şu temalara bakalım. Hafif müzik verebiliriz altına. Parallax Image Background haritada boş alanlara koyacağı görseli seçmemize olanak sağlıyor. Bunu seçmeyeceğim, boş kalabilir. Not girmek şu an istemiyoruz. Burası daha çok yani ya kendimizi unutmamamız için bir şeyler yazdığımız ya da plugin kullandığımız zaman, eklenti kullandığımız zaman kullandığımız yerler. Disable Dashing'ı seçersek koşmayı deaktif bırakır oyunda. Burası da yine burada kullanılacak böyle savaş mekanları. Birisiyle bir savaşa girdiğimizde otomatik olarak arka planını bu şekilde ayarlıyor. Güzel bir şey var mı? Şurayı seçebiliriz mesela. Gel, çok saçma oldu, sahil kasabası dedik. Forest olsun. Evet, bu oldu. Tamamdır. Okey diyoruz ve boş bir harita veriyor bizim karşımıza. Sol tarafta da haritayı doldurabileceğimiz segmentler var. Buradan başlayalım. Haritanın tamamını önce bir yeşille, yeşil çimle kaplayalım. Ufak bir tane ev ekleyelim. Hop. Kalemi alalım. Evet. Tek kaplı şöyle ufak bir şey olsun. Şöyle kenara koyalım. Şuraya şöyle bir ufak gölet gibi bir yer yapalım. Sahil kasabası diyoruz. Yani bir denizimiz olmalı. Evet. Farklı farklı birkaç tahtadan ev ekleyelim.
Şunu bir kare daha kaydıralım. Evet. Üç. Evler de böyle güzel olmadı be. Şöyle yapalım. Böyle bir buraya. Böyle bir buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya alalım. Evet. Şöyle farklı çeşitlerde ev yaptık. Bu kadar fazla da gerek yok. Şu ortayı boş bırakalım hatta. Şöyle. Evet. 5 tane evimiz olsun. 3, 6, 7 tane pardon. Ya burası silah satış yeri yaparız. Burayı bar yaparız. Taverna, han. Aslında şurayı her iki hem silah hem zırh böyle korunmalık yer tarzında yapabiliriz, daha iyi olur. Bunlara giden yol yapalım her şeyden önce. Şurası şöyle geliş yolu olsun. Evet. Bu şekilde geldi. Şöyle şuraları çim yapalım. Dolduralım. Daha gerek var mı? Doldurmaya gerek yok ya. Burada bırakalım. Evet. Onun dışında şöyle birkaç ağaç koyabiliriz. Çalı koyabiliriz. Birkaç parça. Çok sırıttı. Tamam. Şöyle birkaç tane havuçtur, turuptur. Böyle farklı farklı şeyler olsun. Şöyle nasıl diyelim? İşte böyle çiçekler. Kasaba dedik. Kasabanın ortasında da şöyle koyabileceğimiz, bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Yani şunu koyalım. Ya da şunu koyalım. Yanmış kömürler. Şuraya bir tane böyle bir tabela koyalım. Şuralara tam bina girişlerine taş koyalım. O zaman şu yolu da şöyle aşağı taşıyalım. Bakıyorum. Başka koyabileceğimiz bir şey, işte şuraya odun koyarız. Şöyle kütük koyarız. Nevi oturma planı gibi bir şey olabilir. Bahçe yapmadığımız için korkuluğa gerek yok. İki katlı bir bina yapmadığımız için bunlar da olmaz. Çit çekebiliriz. Öyle. Başka şehir dışına çıkılmasın diye. Hop. Orada güzel olmadı. O zaman şöyle çekelim. Şunu da o zaman şöyle şehir içine koyalım. Burayı da kapatalım. Evet. Bu şekilde bir harita yaptık. Hadi şöyle alalım. Hoppa, evet. Bu şekilde bir haritamız var.
Bu haritamızda tabii karakterimiz gezemeyecek şu an. Karakterimizi şu şekilde yaptık. Karakter buradan başlayarak bu yolu patikayı takip ederek gelecek. Bu patikadan sonuna geldiğinde hop bu patikanın başına gelerek dahil olacak. Bunu ayarlayacağız. Şu şekilde yapıyoruz. Yukarıda event seçeneğine tıklıyoruz ve şu nokta yani patikanın sonu son yoluna gelerek sağ tıklıyoruz ve quick event creation'a hop gelemedim bir türlü gelemedik. Şöyle diyelim, new diyelim. Buradan yapalım. Eventimize isim vereceğiz. İsim sahil kasabasına ışın geçiş ışınlanma demeyelim de geçiş diyelim. Bunu daha kısa da yapabilirsiniz. Hiç isim de vermeyebilirsiniz. Burada event command bir sürü gördüğünüz gibi seçenekler var. İkinci sayfaya geliyoruz ve transfer player'a tıklıyoruz. Ve direct destination'a tıklıyoruz. Sol tarafta haritalardan sahil kasabasını seçiyoruz ve geleceği mekana tıklıyoruz. Okey diyoruz. Okey diyoruz. Transfer player tamam. Şu altta tetikleyici trigger alanında action buton var. Bu action butonu player touch dersek karakter üzerine gelir gelmez olur. Action butonunda üzerine geldiği zaman enter'a basması gerekecek. Player touch'ı seçiyoruz ve okey diyoruz. Ve bunun aynısını sahil kasabası için de uygulayalım. Sahil kasabasında da o kısma geldiği zaman haritanın eski yerine geri dönsün. Bu haritaya da bir isim verelim. Edit diyelim. Başlangıç dedik. Evet. Bir deneyelim. Bakalım geçişimizi sağlayabiliyor muyuz? Game dedim. Evet. Müzik de çalmaya başladı. Tıklayarak da yine gidebiliyoruz. Çiftlerden geçemiyoruz. Binalara daha giriş yapmadığımız için giremiyoruz. Ya da bu sebzedir, meyvedir. Onlara herhangi bir etkinlik atamadığımız için hiçbir şey toplayamıyoruz. Ve yine bu yolun sonuna da herhangi bir event eklemediğimiz için geçiş sağlayamıyoruz. Geri geliyorum. Evet, buradan da tekrar başlangıç yerine geri döndük. Oho, ağaçların üzerine ekliyoruz. Sahil kasabası yazısı da hemen sol üst kısımda çıktı. Evet. Harita oluşturmamız bu şekilde. Harita oluşturmanın bir tane daha iç mekan oluşturalım. Bu iç mekanı böyle sahil kasabasındaki mekanlardan birisini oluşturacağımız için sahil kasabasının üzerine gelip new dersek diyelim ki ne diyelim bu silah dükkanı diyelim. Buradan inside'ı seçiyoruz. Ve yani iç mekan olacağı için fazla büyük olmasına gerek yok. 20'ye 13 muhtemelen olur gibime geliyor. Müzik. Yani %10 müzik olabilir. Tamam. Okey dedim ve iç mekanımız böyle geldi ve hemen sol tarafta sahil kasabasının altına silah dükkanı diye geldi. Hemen burayı oluşturalım. Bakalım koyu kahverengi tahtadan yapmışız. Yani şundan yapmışız. Şu. Şurada
yanlışını yapmışız. Şu olacak. Şu da duvar olacak. Veya tam tersi, şu an çözemedim. Mantıken baktığımızda bu duvar olur. Şöyle, şöyle. Allah Allah. Çok kötü bir görüntü oldu şu an. Şuradan başka bir şey alalım yer için. Yere koyabileceğimiz bakalım başka ne var. Tahtasal bir desen de yok ki. Tuğla var. Tuğla örelim. Şuradan şu tahtayı yapabiliriz aslında. Evet. O tahtanın dışına da şu tahta değil de yanlışını almışız. Tahtalarımız nerede bizim? Bu olabilir. Evet. Şu bu daha güzel. Tabii bunu bir de ortalarsak. Evet. Burada iç mekanımızı genel hattıyla oluşturduk. Burası bir silah dükkanıydı. Silah dükkanında olabilecek şeylere şöyle bir göz atalım. Öncelikle şurayı şöyle yapalım. İki sıra. Evet. Sonra böyle varildir, fıçıdır. İşte duvarda silahtır. Kalkandır. Şöyle bir haritadır koyalım. Acaba koyabileceğimiz böyle bir şeyler var mı önüne? Barda kullanırız. Şöyle bir kütüphane koyalım. Buraya bir pencere koyduk. Bakalım başka kazma, kürek, gene kılıç, kalkan. Bir sürü balta çeşidi var. Şunlardan çekebiliriz gibime geliyor. Şöyle koyalım. Hoppa. Evet. Bir sıra yukarı bile alabiliriz yani. Şöyle yapabiliriz. Yani gerek yok. Burada başka bir şey yok. Masa tarzı bir şey bakıyorum ama. Şöyle düz bir masa da çekebiliriz, evet. Bunun böyle bir tahta desenlisi olsa daha güzel olabilirdi. Olmadığını için. Şöyle bakalım. Bu da güzel durmadı. Bunun grafiğinin rengini değiştirebiliriz. Onun için de ayrı bir video belki hazırlayabilirim. Belki hazırlamam. Belki direkt değiştirerek koyabilirim. Şu an bilemiyorum. Evet, şöyle bir masa koyalım. İki tane tabure koyalım etrafına. İşte çok büyük geldi. Şuraya bir tane çay fincanı koyalım. Orada masaya uygun gelmediler. Şöyle yapalım. Evet. Mızrak, kılıç. Tamamdır. Ejderha da var. En sevdiğim. Onu da koysak şöyle. Şuraya. Evet. Arkada burada bir ejderha.
İzleryamız dursun. Evet. Böyle de bir iç mekan tasarladık. Silah kasabasına geliyoruz. Buraya da bir tane kapı yapmamız gerekecek geçiş için. Yine Event'a giriyoruz. New diyoruz. Ve bir transfer player eventi daha oluşturarak silah kasabasına, silah dükkanına giriş yapıyoruz. Kapı görseli için de şurada imaj kısmına geliyoruz. Şurada kapı modellerimiz var. Bir tane kapı ekledik. Kaydediyoruz. Yine eklemişiz bunu, silah dükkanına alalım. Tekrar bir deneyelim. Silah dükkanına geçiş yapabiliyor muyuz? Bir bakalım. Orada sahil kasabasına geldik. Evet. Silah dükkanına girdik. Tabii geri çıkış eklemediğimiz için herhangi bir şekilde geri çıkamıyoruz. Silah dükkanına da iki tarafına da ekleyelim. Sahil kasabasına geri dönüş yolu. Okey. Okey. Tabii bunu ekşi mutlu bir taç yapıyoruz. Evet, buraya geldim de geri tekrar sahil kasabasına geri dönecek. Gerçi burayı tek yolda yapabiliriz. Şöyle. Event'i de silelim, tamam. Tek yol olması daha iyi. Evet arkadaşlar, harita oluşturmak bu şekildeydi. Bunu diğer mekanlara da uygulayabiliriz. İn olur, işte birisinin evi olur, büyük saraylar olur. Böyle dış görselini çalışarak, koyarak ve transfer eventini ekleyerek içlerine geçiş sağlayabiliriz. İç dizaynını da yapabiliriz. Ya burası silah dükkanı oldu ama burada herhangi bir şey satın alıp alamıyoruz, bir şey satamıyoruz. Bir sonraki bölümde bu silah dükkanına bir tane NPC ekleriz. Bu NPC'den silah alım satım işlemini yaptırırız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.